Kırılma Noktası'ndan mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Her çarşamba Kırılma Noktası programında Türkiye ve Dünya gündemindeki kırılma noktalarını konuşuyoruz. Stüdyomuzdaki ve İstanbul stüdyomuzdaki konuklarımızla hukukçu Kürşat Türker Ercan, gazeteci Ceyhun Bozkurt ve hukukçu Başbu Pınarbaşı yine bu hafta Kırılma Noktası'nda gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirecekler bizler için. Ama beklediğimiz bir gelişme vardı. İlk olarak Milli Güvenlik Kurulu toplantısından yapılan açıklamayı almak üzere arkadaşımız Ecem Toplar'a dönelim hemen. Bize Beştepe'de Cumhurbaşkanlığında yapılan açıklamanın ayrıntılarını aktaracak Ecem. Canan, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı ve 7 saat özellikle 4 saat sürdüğünün altına çizelim, 7 maddeden oluşuyor, 2 sayfadan oluşuyor o detaylı bildiri. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde özellikle terör örgütleriyle mücadele vurgusu yapıldı. PKK, KCK, PYD, YPG, SDG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizle bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğunun altı çizilmiş. Çöküş sürecine giren PKK, KCK terör örgütünün yurt içinde ve yurt dışında tevessül edebileceği eylemlere karşı alınabilecek ilave tedbirler üzerinde istişare edildiğinin altı çizilmiş ve Irak'ta müşahede edilen hadiselere dikkat çekiliyor. Bildiride güvenlik ve istikrara menfi yansımalarıyla PKK, KCK terör örgütünün bu durumu istismar ederek alan kazanma ve ikili ilişkilerimize zarar verme çabaları ele alınmış. Terör örgütleriyle mücadelede müşterek bir anlayış çerçevesinde hareket edilmesinin altı çizilmiştir. Ve Yunanistan'a da tepki var bildirildi. Uluslararası hukuk veya anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini riayet etmeye yönelik çağrılarımıza rağmen hukuk dışı eylem ve faaliyetlerine sürdürdüğüne dikkat çekildi Yunanistan'ın ve artan kışkırtıcı eylemlerine karşı da alınabilecek tedbirlerin altı çizilmiş. Diğer yandan gayri askeri statüdeki adalar konusu da, bu adaların silahlandırılması konusu da yine gündemde, Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemindeydi. Buna ilişkin aslında ABD'ye tepki dile getiriyor. ABD'nin Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunun kaldırılması da sert tepkiyle karşılaşılıyor ve Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin savunulmaya devam edileceğinin altı çiziliyor. Bildiride ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları da yine Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alındı ve buna ilişkin de bildiride eylemleri sebebiyle kınandığına dikkat çekildi. Ermenistan'ın ve tüm ahdi yükümlülüklerini yerine getirmesi sorumluluğunda hatırlatıldığına dikkat çekildi. Kalıcı barışa ulaşması için yoğun çaba sarf eden Azerbaycan'a yönelik destek de bir kez daha teyit edildi. Diğer yanda Rusya-Ukrayna savaşı da yine Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde oldu. Buna ilişkin de bildiride Ukrayna'da sürmekte olan savaşın bir an evvel sonlandırılması çağrısı yapıldı ve matuf adımların gecikmeksizin atılması gerektiğinin bir kez daha altı çizildi ve Türkiye'nin tahıl koridorunun tesisi ve esir değişiminin gerçekleştirilmesi girişimlerinin olduğu gibi barışın sağlanması ve insani krizde küresel ölçekteki zararların hafifletilmesi vurgusu yapılıyor ve bu sebeple de süren gayretlerin, Türkiye'nin gayretlerinin altı bir kez daha çizildi ve bölgesel gelişmelerde, yine Libya'daki gelişmelerde Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemindeydi. Diğer Milli Güvenlik Kurulu gündemlerinde olduğu gibi ve bu bağlamda da son gelişmelerin büyük fedakarlıklarla tesis edilen huzur ve diyalog ortamına halel getirmemesi yönünde de halk iradesinin altı çiziliyor ve önünde engel teşkil etmemesi gerektiği belirtiliyor. Ve bu bağlamda ülkenin geleceğinde, Libya'nın geleceğinde bir rol oynayacak adil, hür ve muteber seçimlerin demokratik usullere uygun şekilde bir an evvel gerçekleştirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde. 4 saat sürdü Milli Güvenlik Kurulu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandığı 2 aylık aradan sonra 2 sayfadan oluşan ve 7 maddelik bildirinin detaylarını da aktarmış olduk Canan.
Ecem Toplar, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Evet, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Ecem'in de söylediği gibi 2 aylık bir aranın ardından yapıldı ve 7 başlıktan oluşan bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından alınan kararlar, nelerin konuşulduğuna dair bilgilendirme yapılmış oldu. Başlıklara baktığımızda PKK, YPG, PYD, SDG, FETÖ, DAEŞ gibi terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgiler ve bu mücadeleye dönük başlıklar yer alıyor. Yunanistan'ın son dönemdeki Ege Denizi'nde yapmış olduğu kışkırtmalara değinilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili olan durum masaya yatırılmış. Doğu Akdeniz'de barışı ve dengeyi menfi yönde etkileyecek ve müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur deniliyor. Bir başka başlık, Ermenistan'ın Azerbaycan'a dönük kışkırtıcı eylemleri, bu kınandı Milli Güvenlik Kurulu'nda ve Ukrayna'da sürmekte olan savaşın bir an evvel sonlandırılması gerekliliğinin altı çizildi. Tahıl koridorunun tesisi ve esir değişiminin gerçekleştirilmesi girişimlerinde olduğu gibi barışın sağlanmasında da Türkiye'nin aktif rol oynayacağı ifade edildi. Libya'daki gelişmelerde yine Milli Güvenlik Kurulu'nun konuları arasındaydı. En büyük fedakarlıkla tesis edilen huzur ve diyalog ortamına bir zarar gelmemesi, halkın iradesinin önünde engel teşkil etmemesi gerektiği belirtilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Önemli 7 başlık masaya yatırılmış oldu Milli Güvenlik Kurulu'nda. Biz de efendim bugün kırılma noktasında konuklarımızla birlikte bu sıcak gelişmeyi değerlendirerek başlayalım dilerseniz. Kırılma noktalarını konuşacağız. MGK'nın gündemi de özellikle yoğundu. Biz de bugün programda aslında bu başlıklardan birçoğunu konuşmayı planlıyorduk ki Mersin'deki terör saldırısıyla başlayacaktık. Ama dilerseniz bir gazeteci refleksiyle Ceyhun Bozkurt hemen MGK'dan çıkan bildirinin ayrıntılarını yansımalarını sana soralım. Nasıl değerlendirdin? Şimdi evet, baktığımız zaman madde madde açıklanmış. Sonuçta 7 maddede, 7 bölgedeki, 7 konudaki düşünceler aktarılıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tavrı net bir şekilde ortaya konuluyor. İşte başlangıçta PKK, KCK, PYD terör örgütlenmesinin eylemlerine yönelik Türkiye'nin verdiği mücadele, bu terör örgütlerinin faaliyetleri, ek olarak FETÖ, işte DAEŞ gibi örgütlenmelerin, terör örgütlenmelerinin faaliyetleriyle karşı bekamıza yönelik faaliyetlere karşı bir mücadele vurgusu tekrarlanıyor. Kararlılık vurgusu da var. Çünkü zaten bu örgütlere yönelik çok ciddi operasyonlar yapılıyor. En son yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın işte o Mersin'deki terör saldırısına bir anlamda intikamının alınması, gereken yanıtın verilmesi çerçevesinde, o şehidimizin kanının yerde kalmaması çerçevesinde bir operasyon yapılmıştı. Elebaşlarından bir tanesi yine etkisiz hale getirilmişti. Ki Sayın Hulusi Akar'ın da açıklaması var, biliyorsunuz Mersin'deki terörü de konuşacağız, Suriye'de planlandı diye. Evet. İşte bu çerçevede PKK ile işte mücadele, Irak'taki gelişmeler, çünkü bu gelişmeler de bizi son derece etkiliyor. Irak'taki siyasi kaos, terör örgütlerine yaraması noktasında bu kaosun, Irak'ta sorunların bir an önce çözülmesi için Türkiye'nin de bir çabası var. Ek olarak burada dikkat çeken şey şu: Yunanistan ve Yunanistan'la bağlantılı Rumların faaliyetleri ve Türkiye'nin işte tırnak içi diyeyim müttefiklerinin tutumuna ilişkin bir şey var. O vurgu önemli. Özellikle son dönemlerde öne çıkan nedir? İşte gayri askeri statüde olması, işte Lozan ve 47 Paris anlaşmalarına göre gayri askeri statüde olması gereken adaların silahlandırılması meselesi uzun süredir önümüze çıkıyor. Yunanistan tarafından ve Yunanistan'ı destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin de burada payı var. Ciddi bir sıkıntı var. Hatta en son Sakız ve Midilli adasına işte 23'ü birine, 18'i birine olmak üzere zırhlı araç
sevkiyatı yapılmıştı. Ki bu adalar işte Lozan Barış Antlaşması'nın 13. maddesine göre bu adalarda sadece asayiş bağlamında polis ve jandarma kuvveti bulundurulabilecek adalar. Ama zırhlı araç ciddi bir şekilde adaların silahlandırılması. Milli Güvenlik Kurulu'nda buna gereken vurgu yapılmış. Ek olarak işte o gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklı selime davet edilmiştir. Dolaylı olarak tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ne bir atıf var. Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerine atıf var. Çünkü Yunanistan'ın arkasında duruyorlar. Fransızlar da duruyor. Rumların da arkasında duruyorlar. Fransızlar da duruyor. Amerika Birleşik Devletleri de. Zaten bir sonraki madde, dördüncü maddede doğrudan Rumlara yönelik bu silah ambargosunun bir yılına da olsa tamamen kaldırılması. Bir dönem kısmen kaldırmışlardı. Şimdi tamamen kaldırdılar. Affedersiniz. Buna yönelik bir tepki var. Haklı olarak bir tepki var. Burada müttefiklik ruhundan bahsediliyor. Ona atıf yapılıyor. Haklı olarak buna atıf yapılıyor. Çünkü Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile NATO üyeliği çerçevesinde NATO görevlerini eksiksiz yerine getiren bir ülke. Ama bir tarafta iki tane NATO üyesinin mücadelesinde saf tutuyorlar. Yunanistan'ı destekliyorlar. Bir tarafta da NATO üyesi olmayan ama Türkiye'ye ve Kıbrıs Türklerine ciddi tehdit olan Rum kesimine karşı böyle bir tutum içine giriyorlar. Yani ambargoyu kaldırıp silahlandırma kararı alıyorlar. Şimdi bu müttefiklik hukukuna yakışmayan bir ek hareket diyelim. Çünkü daha öncesinde de işte terörün desteklenmesi, katsa yaptırımları, başka birçok olayda Amerika Birleşik Devletleri'ni müttefiklik hukukuna uygun olmayan hareketlerini gördük. Ermenistan-Azerbaycan konusunda da Ermenistan'ın o içinde bu işte normalleşme karşıtı, ondan sonra o geçmişteki çete yapılanmalarının devamı niteliğinde, o Asala zihniyetinin devamı niteliğindeki yapıların saldırganlığına karşı Azerbaycan'ın yanında yer almamız, tekrar vurgulamamız. Zaten sonuçta ben hep vurguluyorum, yani burada da hemfikiriz zaten. Türkiye'nin gerçek anlamda tek müttefiki var. Daha doğrusu iki müttefiki var. Biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, biri Azerbaycan. Azerbaycan'ın yanında yer aldığımızı vurguladık. Ukrayna meselesindeki tavrımız da önemli. Evet. Ve Libya. Libya'ya atıf önemli. Şundan dolayı şimdi aslında Yunanistan meselesiyle, Rumların silahlandırılması meselesiyle de alakalı. Mavi Vatan da ilgili. Evet. Şimdi orada kaosu devam ettirmek isteyen yapılar var. Libya'sız evet. Olmuyor. Haftar tabii Mavi Vatan'ı, işte Doğu Akdeniz'i konuşunca dediğiniz gibi Libya'sız olmuyor. Şimdi orada da Haftar'ın belli bir boşluk bulup yeniden orayı bir kaosa, yani siyasi çözüme ilerlenirken tekrardan kaosa sevk edecek belli bir hareketliliği var. Belli bir güç toplamaya çalışıyor. Buna da atıp yapılarak orada da dikkatimizin olduğunu, oradaki meşru varlığımızın Libya'nın meşru yönetimini destekleyeceğimiz noktasında dolaylı da olsa ciddi bir vurgu var. Libya'daki o siyasi süreci takip ettiğimiz direkt vurgulanıyor, doğrudan vurgulanıyor. O açıdan da önemli. Bir bütün halinde baktığımızda da aslında Türkiye'nin beka mücadelesinde terörle mücadeleden tutun Mavi Vatan'a, Güney Kafkasya'da Azerbaycan'ın vatan mücadelesine verdiğimiz destekle biz aslında gelecekte hep konuştuğumuz o hegemonya mücadelesindeki pozisyonumuz var ya, bunu aslında Milli Güvenlik Kurulu ele almış ve kararlılığımızı vurgulamış. Bu bir devlet tavrıdır. Yani hükümet değil, bir devlet tavrını görüyoruz. Hükümetin de yer aldığı, işte silahlı kuvvetlerin yer aldığı, istihbarat bürokrasisinin yer aldığı, diğer ilgili bürokrasinin, kurumların yer aldığı bir devlet tavrı var burada. Kararlılığı göstermesi açısından önemli. Çünkü birileri Türkiye'ye karşı özellikle de 2023'deki seçimlere giderken, Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru ilerlerken Türkiye'ye karşı birileri şu an bir operasyon yoğunlaştırmış durumda. Onların çünkü operasyon her zaman vardı. O başlıkları tabii hemen açmayalım. Burada şimdi bir devlet tavrıyla, aynen devlet tavrıyla şunu gösteriyoruz. Diyoruz ki biz Mavi Vatan'da da terörle mücadelemizde de bir adım geri atmayacağız vurgusu yapıyoruz. Ve bunun, bu vurgularımızın geçmişte
sözlerimizin hayata geçtiğini de gösterdiğimiz için bu sözlerin havada kalmayacağını da herkes biliyor. MGK bildirisini ben bu şekilde yorumladım. Peki, teşekkür edelim. Tekrar elbette söz gelecek size, daha detaylı konu başlıkları açmış olacağız. Hemen Ankara stüdyoya dönelim. 2023 seçimlerine de vurgu yapmışken Ceyhun Bozkurt, ayağının tozuyla da stüdyomuza gelen Sayın Kürşat Türker Ercan'a soralım. Siz nasıl yorumladınız MGK bildirisini? Yani aslında bir bildiriyi yorumlamaktan ziyade ülkenin maruz kaldığı sorunlar ve onlara karşı masaya yatırılan çözümler olarak da belki görmek gerekiyor. Elbette. Tabii ki ona karşı sunulan çözümler olarak görmek gerek, ama bu çözümleri sunarken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti aracılığıyla, işte yetkili kurumları aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantı neticesindeki tepkiyi de şöyle genel bir yorum yapmak isterim. Şimdi ben işte aşağı yukarı 40'lı yaşlardayım. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı demek bizim hani gençlik dönemimizde falan işte yok irticaydı, başörtüsüydü, bilmem neydi, öyle şeyler anımsatıyor bize. Ondan evvelkiler için asayiş problemleri vesaire vesaire anımsatıyor. Daha iç siyaset, iç işleri. Şimdi bakıyorum Milli Güvenlik toplantısına, elbette yine iç asayişimizi ilgilendiren meseleler olmakla birlikte Milli Güvenlik toplantımızın neticesinde verilen mesajlar, verilen kararlılık vurgusu hem terör örgütlerine hem o terör örgütlerinin arkasında duran devlet ve değişik aktörler olarak nitelendirebileceğimiz uluslararası tüzel kişiliklere hem de tüm uluslararası topluma. Yani bu konuyu çok siyasete getirmek istemem ama Milli Güvenlik Kurulu belgesi de bir siyasi belgedir. Bu işte Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı hükümet etme modelinin getirdiği istikrarın, seri karar alabilme yeteneğinin 4 yıldır bu ülkeye sunduğu, bu millete sunduğu, ki bu milletimizin onayıyla kabul edilmiş bir sistemdir referandumla, sunduğu bu ortamın olumlu neticeleridir. Yani bugün artık biz efendim içerideki falan vesayet odağının falan medya organları aracılığıyla oluşturduğu falan kamuoyu neticesinde oluşan sonuçlara göre yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantılarından ziyade Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ankara'dan yönetilmek, Ankara'dan bir bakış açısıyla dünya meselelerine ve kendi memleket meselelerine çözüm getiren, vizyon getiren, yaklaşım getiren bir devlet politikasının işte Yunanistan boyutuyla, Libya boyutuyla, Güney Kıbrıs, yani Kıbrıs boyutuyla, efendim Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan boyutuyla, Libya boyutuyla, Mavi Vatan boyutuyla ortaya koyulduğunu görüyoruz. Bu bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak gençlikten çıkıp yaşlılığa adım atmakta olan yani işte ama bir Türk genci olsam da geçmişte gurur duyabileceğim bir hadise. Bir kere bunu vurgulamak istiyorum. Zaten Sayın Bozkurt ifade ettiler. Yani şu an özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet etme modeliyle birlikte gerek uluslararası toplum çerçevesinde, gerek komşularımızla münasebetlerde, gerekse de hem sınırlarımızda, hem deniz hem kara sınırlarımızda, hem de uluslararası toplumda, işte NATO çerçevesinde, Avrupa Birliği çerçevesinde, bunları burada böyle uzatmaya gerek yok. Hani ne demek istediğimi anlamayan izleyicilerimiz olabilir. Mesela Finlandiya, NATO'ya üye olmak istiyor. Artı tahıl koridoru meselesinde. Yani uluslararası toplumda elde ettiğimiz kazanımlar, sınırlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan anamızın ak sütü gibi helal bazı hak ve menfaatlerimizin savunulması noktasında attığımız adımlar konusunda bir kararlılık vurgusu var.
bir mesaj var yine. Yani biz aslında içeride de dışarıda da çatışma, kavga, gürültü, savaş istemiyoruz. Müttefiklerimizden müttefik gibi davranmalarını istiyoruz. Bize saldırıda bulunan terör örgütlerine karşı da elimizden geleni ardımıza koruyacağımızı da vurguluyoruz. Bunu açıkça ifade ediyoruz. Esasen milli güvenlik buradan başlıyor işte. Mutlaka. Ve şu boyutu da var. Biz bunu hep vurguluyoruz. Yani en basit, yakın bir geçmişte işte şu tahıl koridoru meselesi. Her gittiğimiz yerde konuşurken, konu açıldığında ben bundan bahsediyorum. Hep söylüyorum. Elbette yeryüzünün en doğruyu söyleyen filozofu olarak kabul etmiyoruz Rusya Devlet Başkanı Putin'i, ama ne dedi Putin? Tahıl koridoru meselesinde Türkiye'nin arabuluculuğu olmasaydı o tahıl ihtiyaç sahibi devletlere ulaşmazdı dedi. İşte Türk budur. Türk milleti budur. Türk devleti de budur. Uluslararası alanda üstlendiği misyon budur. Batı kapitalist kafayla oluşturulmuş, aşağı yukarı 200 yıla dayanan uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler, uluslararası toplum ezberlerini bozarak vefalı Türk'ün, mazlum milletlerin yanında olan Türk'ün ve girdiği coğrafyaya Allah'ın adaletini yayma şiarıyla hareket eden insanların olduğu bir organizasyonun, yani Türk Devleti'nden bahsediyorum. Türk'ün, vefalı Türk'ün bu ezberleri bozduğunu bir görüyoruz. Dolayısıyla bu vurgular önemli. Biz tabii önümüzde önemli bir seçim var. İçeride birçok terör hariç birçok şeyle de uğraşıyor. Yani önümüzde bir terör örgütü var ama terör örgütünü kollayan, aklamaya çalışan siyasi oluşumlar da var. Hem siyasi hem sivil toplum oluşumları Şunu var. Şunu anlıyorum, konuklarım çok sabırsızlanıyor hiç siyaset konuşmak için. Yok, o açıdan değil. Yok, bunlar ama birbiriyle bağlantılı. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Biz konu başlıklarını belirlerken tabii MGK'nın bu saate denk geleceğini öngöremediğimiz için dahil etmemiştik ama iyi de oldu. Değerlendirmeniz bittiyse hemen Başbuğ Bey'e döneyim. Tabii. Sonra daha uzun siyaset konuşmaya vaktimiz kalsın. Tabii. Sayın Başbuğ Pınarbaşı efendim, size bırakayım sözü hemen. Kürşat Bey geçen hafta biliyorsunuz aramızda yoktu. Ona biraz daha zaman açısından şöyle marjı geniş tuttuk. Buyursunlar hocam. Estağfurullah. Yani hem Sayın Bozkurt'un hem de Sayın Ercan'ın yapmış olduğu tespitler Milli Güvenlik Kurulu kararlarının hem bilimsel manada Ceyhun Bozkurt'un yapmış olduğu tespitler hem de Kürşat Ercan'ın yapmış olduğu siyasi manada Cumhur İttifakı'nın sonuçlarını gösterdiği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst karar alma merci olan Milli Güvenlik Kurulu'nun Cumhur İttifakı protokolü sonrasında nasıl geliştiği, nasıl bir Türk perspektifinden dünyayı okumaya başladığı ve algıladığı gerçeğini her seferinde olduğu gibi yine görmüş bulunuyoruz. Çünkü Türk İslam medeniyetinin kutup yıldızı olan Türk Devleti bu coğrafyada dünyanın yeniden bir kutbu olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Bir tarafıyla Libya, bir tarafıyla Azerbaycan-Türkiye birlikteliğinin sonucu olan Karabağ hadisesinin çözümü, bir diğer tarafıyla Türk'ü sıkıştırmaya çalışan Güney Kıbrıs'taki ambargo kararını kaldıran Amerika'ya karşı Milli Güvenlik Kurulu'nda verilmiş olan karar, Yunanistan'a Lozan'a ve 47 Paris Anlaşması'na rağmen silahlanmaya devam ettiği için silahlandırılmaması gereken adaların silahlandırılmasına cevap veren bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milli Güvenlik Kurulu kararı ve diğer taraftan bütün terör örgütleriyle canı pahasına ortaya koyulan mücadele azmi ve kararlılığı, bunlar bizim için bir Türk milliyetçisi, bir ülkücü olarak Milli Güvenlik Kurulu kararının bizim perspektifimizden verildiğinin ispatıdır. İşte bundan sonrasına bakmak lazım. Evet, bugün Milli Güvenlik Kurulu kararının açıklanması sonrası başlayan bizim programımızda tabii ki bir Türk milliyetçisinin nasıl bakması gerektiğini ve Türk milliyetçiliği fikir sisteminin, devlet hayalinin ortaya çıkması, bu bizi gururlandırıyor açıkçası.
Fakat diğer taraftan da eğer siyasete geçecek olursak, Cumhur İttifakı'nın yapmak istediği buydu ve bunları yapıyor. Fakat Millet İttifakı denen ittifakın bugün 7 başlıkta 2 sayfa Milli Güvenlik Kurulu kararıyla açıklanan 7 başlığın hangi maddesine dönük itirazları var? Milli Güvenlik Kurulu nasıl bir tavır ortaya koymuş? Millet İttifakı denen ittifak bu konularda nasıl bir hassasiyet ortaya koyuyor? Bir de buradan bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani şöyle özetlemek gerekir. Eğer Cumhur İttifakı değil de bugün Türkiye'yi Millet İttifakı denen ittifak yönetiyor olsa idi, acaba bu 7 başlıkta nasıl bir kararlılık gösterebilirdi? Türk milletinin ve özellikle milliyetçi, ülkücü camianın ve bizim perspektifimizden bakan dava arkadaşlarımızın buradan bakması gerektiğini düşünüyorum. Bir milliyetçi, ülkücü, bir Türk çocuğu olarak, Türk evladı olarak. İşte bence bizim konuşmamız gereken yer de aynen burası. Bir türlü anlatamadığımız, belki de anlamak istemediklerinden anlatamadığımız bazı siyasi partiler ve onların taraftarları buradan bakmalılar diye düşünüyorum. Türk milleti zaten buradan bakıyor ve önümüzdeki seçimlerde de buradan değerlendirecekler diye düşünüyorum. Eğer özetlemek gerekirse söz konusu 7 maddede ben ne Millet İttifakı denen organizasyonun en büyük partisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne Meral Akşener'in ne de diğer siyasi partilerinin genel başkanlarının ne PKK-KCK konusunda ne Yunanistan konusunda ne Güney Kıbrıs'tan ambargoyu kaldıran Amerika konusunda ne tahıl koridoru konusunda ne Karabağ konusunda, bu çok önemlidir, ben hiçbir beyanatlarını duymadım. Yani ne Azerbaycan'ı destekleyen bir ifadede bulunuyorlar ne de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Karabağ'dan Yunanistan'a ayağa kalkışını destekleyen bir açıklamada bulunuyor. Bence Türk siyasetinin geldiği yer bu manada çok önemli. Türk milletinin buradan baktığını da gören bir insan olarak söylüyorum. Bir kez daha haklılığını ortaya koyduğu için de Milli Güvenlik Kurulu kararını gururla okuduğumu belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Canan Hanım, ben bir katkı yapabilir miyim? O katkıyı şu soruyla birlikte yaparsanız çok memnun olurum. Çünkü buradan da yavaş yavaş iş siyasete geçelim Ceyhun Bozkurt. Şimdi Sayın Pınar Bakan'ın belirttiği Millet İttifakı kısmıyla alakalı da bir soru soracağım. Hani çok fazla uzağa gitmeye gerek yok. Belki Karabağ meselesine, Azerbaycan konusuna ya da işte Yunanistan meselesine. Daha dün Mersin'de yaşanan bu hain saldırıyla ilgili biliyorsunuz ortaya çıkan bazı durumlar söz konusu ve hem MHP lideri Bahçeli'nin hem Cumhurbaşkanı'nın hem AK Parti'den hem MHP'den yetkililerin de CHP'ye dönük olarak yapmış olduğu ve de HDP'ye dönük olarak yapmış olduğu eleştiriler var. Bu sorularla birlikte yani Mersin saldırısını da dahil ederek katkılarınızı bekliyoruz Ceyhun Bozkurt. Tamam. Bağlantılı zaten aslında. Yani bağlantılı şöyle nasıl bağlantı kurulur onu izleyicilerimize bırakıyorum ama şimdi 3. ve 4. maddeyi şimdi programa girdiğimizde hemen yeni geldiği için hızlı bir şekilde okumuştum. Şimdi detaylı baktığımda dikkatimi çeken şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Güvenlik Kurulu üzerinden şu mesajı veriyor. 3. ve 4. maddede artık çok net bir şekilde vurgulanıyor. Kuklaya değil kuklacıya dikkat çekiliyor. Yani artık bizim işimiz kuklalarla değil kuklacıyla da mücadele ediyoruz vurgusunu görüyoruz. Tekrar okuyorum 3. maddenin son bölümü. Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklı selime davet edilmiştir deniyor. Bu bir mesajdır. Çünkü öncesindeki satırlarda hemen öncesindeki satırda Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina edilmeden korunacağı vurgusu var.
Yani ve arkasından da deyim yerindeyse kukla değil, kuklacıya da mesaj verilerek birincisi o mesaj gönderiliyor. İkincisi doğrudan zaten isim zikredilerek dördüncü maddede işte az önce söyledik Rumlara ambargoyu kaldıran kuvvete Amerika Birleşik Devletleri'ne dikkat çekiliyor. Yani burada şunu görmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında bu kuklaların arkasındaki kuvvetle mücadele ediyor. Şimdi devlet diplomasi diliyle uygun bir dille çok net bir şekilde biz sizi görüyoruz, faaliyetlerinizi izliyoruz ve buna göre mücadelemizi yürüteceğiz diyor. İkincisi evet. Yani bağlantıyı dediğim gibi izleyicilere bırakıyorum kukla ve kuklacı meselesinde. Şimdi söylediğiniz tepki, hükümetten gelen tepki haklı bir tepki. Neden? Şimdi tekrar Milli Güvenlik Kurulu maddelerine dönelim. Birinci madde terör örgütlerini sayıyor. PKK, KCK, PYD, DAEŞ, FETÖ. Şimdi bunlarla mücadeledeki kararlılık. 6+1 masası ne diyor? PYD'ye operasyon yapmayın diyor. Tezkere yani 6+1 masası şimdi İYİP'liler çıkıp şey diyebilir. Biz evet verdik. Ama yan yana oturduğun kişi eğer hayır diyorsa ve yan yana oturmaya devam ediyorsan senin oyun da aslında bir anlamda onun oyunu onaylamaktır. Yani ona şey yapmamaktır. O PYD operasyona karşı çıkanla yan yana oturmaktır. Zaten o yerel seçimlerdeki ortaklık da biliniyor. Şimdi ikinci madde hadi Irak'la ilgili bir açıklamaları çok fazla yok ama 6+1 masasında oturan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun, Sayın Ali Babacan'ın çok fazla Irak'la ilgili zaten geçmişteki politikaları biliniyor. Irak'taki Amerikan işgalini destekleyen tutumları biliniyor. Onu öyle aktaralım. 3-4 Rumlar ve Yunanistan 6+1 ne diyor? Mesela en son HDP açıklama yaptı. +1 açıklama yaptı. Dedi ki Yunanistan'a çağrı yaptı. Türkiye'nin tutumuna karşı sizin yanınızdayız dedi. 6+1'in en büyük partisinin yeni CHP'nin halen görevde olan genel başkan danışmanı ne dedi milletvekillerine bilgi notu göndererek aman sakın adalarda Yunanistan'a işgalci demeyin dedi. Rumlar meselesinde bugün Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ın arkasındaki Abdullah Gül yani onların anlam planındaki rolü falan az çok biliniyor. Yani oradaki tutum da belli. Ali Babacan'ın arkasında Azerbaycan mesela var. Ali Babacan valla benim bildiğim kadarıyla Ali Babacan marketten bir şey almaya giderken de Sayın Abdullah Gül'e danışır diye biliyorum. O açıdan bunu da herkes biliyor. Hiçbir zaman da itiraz etmezler. Yani Sayın Babacan'a da sorsalar çok itiraz etmez. Yani beraber hareket ettiklerini herkes biliyor. Hatta siyasette AK Parti'ye ilk başlangıç sürecinde girişinde de Sayın Gül'ün ciddi katkısı vardır. Yani bugünkü Deva Partisi'nin perde arkasındaki isim de Sayın Abdullah Gül'dür yani. O konuda çok net. Yani onu söyleyebiliriz. Ondan sonra Ermenistan, 5. madde Ermenistan-Azerbaycan meselesi. Yine az önce bahsettiğimiz danışman, halen koltuğunda oturan danışman ne dedi? Maalesef Türkiye dedi Azerbaycan'a yardım ediyor dedi. Destek gönderiyor dedi. Böyle bir şey kullandı yani. Ki bir de iftira atarak kullandı. Onu da söyleyeyim. Desteği de iftirayla, yalanla söyledi. Güya cihatçı gönderiyormuşuz biz. Bunun yalan olduğunu herkes biliyor. Belgesiyle yalan olduğu ortada ama bunu söyleme cüreti. Bu arada Yunanistan Rum kesim meselesinde aynı kişi Mavi Vatan'da agresif dış politika ifadesini de kullandı. Mavi Vatan agresif bir dış politika. Libya meselesinde ne dediler? Bizim orada ne işimiz var dediler. 6+1'in tutumu bu. Ve Ukrayna meselesi, Ukrayna-Rusya savaşı. Türkiye dengeli bir politika izlerken bizi 6+1 doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'nin kayığına bindirmeye çalıştı. Yani Rusya'yla bizim de gerilmemizi istedi. Az önce Sayın Ercan bahsetti. O tahıl koridoru meselesinde biz eğer o kayığa binseydik ne tahıl koridoru meselesinde o yapıcı katkımız olacaktı. Ne birçok noktada Türkiye-Rusya ilişkilerinin faydasını görecektik. Türkiye zarar edecekti bundan. Şimdi 6+1 masasına işte tepki bu yüzden. 6+1 masası ne dedik az önce? Sayın Pınarbaşı vurguladı. Bir Türk milliyetçisinin, bir Türk vatandaşının
bir şekilde burada alması gereken tutumu Sayın Pınar Baş'a aktardı. Sayın Ercan devlet tavrını artık MGK'nın gerçek anlamda ilgilenmesi gereken noktaların vurgulanmasını aktardı. Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tavrıyla çelişen bir 6 artı 1 masası görüyoruz. Terörle mücadeleden tutun da mavi vatanımıza kadar, ondan sonra Can Azerbaycan'ın mücadelesine kadar Türkiye'nin ve geleceğinin, Türk milletinin bütün çıkarlarıyla çelişen bir ittifak görüyoruz, yapı görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? İşte yerel seçimlerde kurulan ittifakın unsurlarının o ittifak çerçevesinde hangi angajmanlara girildiyse, kontenjanlar açılıp PKK, KCK terör örgütüyle bağlantılı kişilerin istihdam edildiğini, hem de yönetici bazında, bakın normal çalışan da değil, yönetici bazında istihdam edildiğini görüyoruz. Örgütle bağ kopmayanların hem de. Ondan sonra birçok noktada yine karşımıza çıktıklarını görüyoruz. İşte Millet İttifakı diye tanımladıkları 6 artı 1 masasının milletle de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarıyla da, şimdi PKK terör örgütünün unsurlarıyla, eğer yani siyasi unsurlarıyla iletişime geçiyorsanız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarıyla da probleminiz vardır. Çünkü siyasi ayak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarının değişmesini savunan bir politika izliyor. Şimdi sınırlarıyla da ve bekasıyla da ilgili bir problemi vardır demek ki o masanın. Yoksa tabanlardan bahsetmiyoruz. Oradaki tabanlarda Türk insanı, sonuçta Türk insanının ülke sevgisi de biliniyor, bağlılığı da biliniyor. Muhalefet motivasyonuyla hareket etmiş olabilirler. Ama toparlayacak olursam şunu görebiliriz. Bugün işte 2023'e giden sürecin bu kadar tartışmalı olmasının nedeni bu. Bir tarafta Türkiye'nin geleceği noktasında uluslararası arenada da mücadele veren bir siyasi yapı var. Diğer tarafta Türkiye'nin elini uluslararası arenada zayıflatmaya and içmiş diyeyim. Çünkü bütün politikaları, dış politikayı 180 derece değiştireceğim demişlerdi. İşte buna and içmiş deyim yerindeyse başka bir yapı var. Bu tartışmaların Mersin üzerinden de yoğunlaşmasının, o saldırı üzerinden de yoğunlaşmasının nedenleri bu. Peki. Hemen Sayın Ercan, size dönmek istiyorum. Altılı Masa'nın bir tahlilini yaptı Ceyhun Bozkurt, evet. Ve problemleri ne diye de bir soru sordu. Kiminle, neyle ne problemleri var diye ben de size, evet, sorayım. Biraz daha siyasetin içinden konuşmaya başlayacak olursak. Tabii. Şimdi, yani sadece bir aday belirleyememe değil, anlaşılan masadan tabii, tabii, ortak ya, karar çıkılmayan o da aslında önemli konu. Bir problem. Hı-hı. Önemli konuşu, üzerinde durulması gereken, aslında çokça da durduk bu programlarda, evet, geçmiş programlarda, ama derdi problemi ne? İşte hem Sayın Pınarbaş hem Bozkurt da ifade ettiler işte. Milli Güvenlik Toplantısı, Milli Güvenlik Kurulu toplantısının neticelerine bir bakalım. Ne diyor? Terör örgütleri PKK, KCK, PYD, YPG, SDG işte. Bunlar alfabede değişik isimler seçerek de hani mevzuattan kurtulmaya çalışıyorlar ya. Ya da işte mücadeleden. Şimdi terör konusunda birazdan daha detaylı belki konuşuruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Altılı Masa'nın tutumu ortada. Yani gerek PYD, YPG'yi vatanını savunan, topraklarını savunan örgüt olarak gören, işte yani hangi birini konuşacağımı da bilemiyorum şimdi, hangi birini anlatayım. Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen, daha geçen hafta işte Elazığ'daki o pankartlarda ki hadise, evet, işte Kılıçdaroğlu gitti. Diyor sizin ki, yokluğunuzda biz konuştuk burada. Evet, konuştunuz. Siz Ağrı'daydınız, evet, sanıyorum. Konuşmuşsunuzdur, evet, mutlaka, evet. Orada görevdeydik. Yani şimdi o pankartın önünde poz vermesinin sebebi şey değil. İşte saray provokasyonlarına ben alışığım falan yazmış tweetinde, ama oradaki mesaj başka. Ben sana diyor o madalyayı takacağım. Yeter ki başarayım diyor. Yani Selahattin Demirtaş'a bir de gururla böyle durmuş şeyin önünde, o pankartın önünde. Yani Selahattin Demirtaş'a o madalyayı takacağım. Yani biz tabii CHP'ye oy ve gönül vermiş vatandaşlarımızı muhatap alarak konuşmuyoruz. Burada bir CHP yönetiminden bahsediyoruz. Özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun
PKK, KCK, YPG, PYD konusundaki duruşu anlatmaya gerek yok. Çokça da konuştuk bu. Yunanistan konusunda efendim Mavi Vatan agresif bir politika. Sürekli dillendiriliyor. Libya'da ne işimiz var? Aklıma şey geldi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde Sayın Kılıçdaroğlu bir tweet yayınlamış. İşte kutlamış. Zaferi kutlamış. Ardından da işte o dönemin başbakanı Ecevit, efendim başbakan yardımcısı Sayın Erbakan rahmetliler, efendim Rauf Denktaş, yine rahmetli Rauf Denktaş'ı da şey yapmış, rahmetle anmış. Ya bir düşündüm ben bir Türk vatandaşı olarak. Acaba dedim Allah korumuş, yani o dönem Sayın Kılıçdaroğlu olsaydı ne işimiz var Kıbrıs'ta demez miydi? Değil mi? Yani bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa o harekata borçlu. O duruşa borçlu. Kıbrıs'ta hala bir tez, bir dava güdebiliyorsak, hı hı, uluslararası hukuk alanında o harekata borçlu. Ama Kılıçdaroğlu o zaman eskaza hani bir yetkisi, vazifesi olsaydı, işte ne işimiz var Libya'da, ne işimiz var Afrin'de, ne işimiz var Azerbaycan'da diye diye herhalde o dönemde ne işimiz var Kıbrıs'ta derdi. Yani Altılı Masa'nın sorunu bu. Milli güvenliğimizi ilgilendiren, işte madde madde konuştuk, tekrar etmeye de gerek yok. Kıbrıs, işte efendim dibimizde Karabağ, Ermenistan'la ilişkilerimiz, Mavi Vatan, Yunanistan'la ilişkilerimiz, güneyimiz, güney kara sınırlarımızda kurulmaya çalışılan terör devleti, terör koridoru devletinin engellenmesi için yapılan sınır ötesi operasyonlar. Yani bunların karşısındaki tavırları öteden beri belli. Hı hı. Azerbaycan'da cihatçılar yardım ediyor. Yani süreci şey yapıyorlar. Bazı FETÖ'cü firari muhabirler üzerinden bazı şeyleri servis ediyorlar. İşte oradaki, yani bu ekranlarda geç kamuoyuna yansıdı, söylemekte de bir sakınca yok. Orada işte bazı görevli subayların isimlerini afişe ediyorlar. Efendim cihatçılar yardım ediyor diye onunla ilişkilendiriyorlar. Mavi Vatan, bazı akademisyenler üzerinden Mavi Vatan'ın çok agresif bir politik olduğunu, gerçekçi olmadığını söylüyorlar. Efendim şeyde zaten siyasi olarak da tavırlarını çok net belli ettiler. Dört dönemdir mecliste evet dedikleri sınır ötesi tezkeresine hayır dediler. Yani bir süresi değişik, bir de bir cümle değişik. Hı hı. Cumhuriyete ihanet olur diyor evet verirsek, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizzat beyanı. İşte sınır ötesi operasyonlarımız, yani terörün belini kırmaya çalıştığımız sınır ötesi operasyonlarımıza hayır oyu veriyorlar. Duruşları bu. Bunun sebebi ne sorusuna gelir isek, şimdi ya çok da böyle nasıl diyeyim size, yani politik konuşmak da istemiyorum bu konuları değerlendirirken ama mecbur oraya geliyoruz. Biz aşağı yukarı bir senedir ilçe ilçe gezip milletimizle buluşuyoruz. Ne diyeceklerse de dinliyoruz, iyi veya kötü, ve anlatıyoruz, bildiklerimizi anlatıyoruz. Ama bunlara bakıyorum, iki senedir ülke ülke gezip yabancı büyükelçilerle buluşuyorlar. Şimdi aradaki fark burada işte. Yani bu memleketin sorunları neler? Bu memleketin insanının derdi ne? Efendim bu memleketin daha iyi bir geleceği olması için neler yapmak gerekir? Komşunla sorununu mu çözmen gerekir? Efendim yoksa sınır ötesi operasyon mu yapman gerekir? Hakkını almak için diyalog mu kurman gerekir? Yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanıp meşru hakkını müdafaa etmen mi gerekir? Veya falan memlekete devlet başkanı düzeyinde toplantı mı düzenlemen gerekir? Yani bu soruların cevabını arayanlarla yabancı büyükelçilerin, yabancı başkentlerin plan ve programlarına güvenip onlardan iktidar, medet bekleyen bir yapıdan bahsediyoruz. Aradaki fark bu kadar basit. Şimdi bir yandan da bu yabancı başkentlerin, bugün gündüz sanayideydim, izleyicilerimize de biraz şey olsun. Ben işte arabanın lastiğini yaptırıyorum. Orada ustamız güzel. Hayatın içinden bir aynen anekdot. Öyle bir anekdot bakalım aktarayım. Çok güzel de bir anekdot. Ustamız dedi ki, bu konulara geldi konu. Ya bir fıkra var. Kürşat Bey dedi,
Fıkra şu, yani fıkra değil de sosyal medyada paylaşılan bir şey. Birisi gidiyor Amerika'ya, diyor ki ya sizin ülkenizde niye hiç darbe olmuyor diyor. Orada bilmem niye olmuyor diyor. Ben biliyorum sebebini diyor. Çünkü sizin ülkenizde, yani Amerika Birleşik Devletleri kasın, sizin ülkenizde Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği yok diyor. Şimdi durum bu iken, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin aparatları terör örgütleri iken, işte Arap Baharı'nı yaşadık, şunu yaşadık, tekrar da girmek istemiyorum. Biden Türkiye'deki dostlarımla iktidarı devireceğim diyerek seçim kampanyasına başlamışken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı seçim kampanyasına başlamışken, altılı masadan da şu bildirideki başlıkların hangisini sayarsak sayalım karşılığında olmasını beklemek, beklememek saflık olur diye cevap vereyim sorunuza. Peki. Ben de o zaman hemen sizden bu cevabı aldıktan sonra Sayın Pınar Başına döneyim ve efendim reklama gitmeden önce bu konuyla ilgili sizin de değerlendirmenizi isteyeyim. Şimdi sorunuz altılı masanın MGK kararına ne dediği mi? Soru tam sorunuz değil. Yani aslında tam olarak MGK kararına ne dediği değil, yani zaten yeni açıklandı MGK kararına ne dediğinden ziyade altılı masanın problemlerinden biraz söz etti Ceyhun Bozkurt. Ben de esasen bu problemlerin ne olduğunu aday belirleyememenin ötesinde ülkedeki bu MGK'da bahsedilen 7 başlığa karşı nasıl baktıkları ya da bakacaklarına dair bir öngörü belki alabiliriz. Evet, evet. Şöyle söyleyelim. Bir kere Millet İttifakı denen yapının bizim perspektifimizden baktığımızdaki durumu Türkçesi içler acısı. Çünkü bu başlıkların hiçbirinden bahsetmedikleri gibi bu başlıklarla ilgili hem Türk milletinin hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ileriki süreçlerde karşılaşacağı hadiselere bir nevi çözüm olmaya çalışıyorlar. Yani karşı tarafın nasıl savunacağım diye düşündüğü konularda bir yol açıyorlar, sığınma cebi oluşturuyorlar. Eğer buna nasıl yapıyorlar bunu diyecek olursanız, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mücadele alanlarına bakarsanız Irak ve Suriye konusunda mesela tezkereye hayır diyebiliyorlar. Karabağ hadisesinde dikkat ederseniz geçen programda da bahsetmiştik. Nancy Pelosi Erivan'a geldi. Amerika Birleşik Devletleri evet. Temsilciler Meclisi Başkanı. Yani şu demek oluyor. Nancy Pelosi kimdir? Amerika Birleşik Devletleri biraz önce Sayın Ercan'ın anlattığı fıkradan hareket edersek, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçilerinin atanma kararını onaylayan meclisin başkanı Nancy Pelosi. Yani Nancy Pelosi imzalamadan, onaylamadan onun yönettiği yasama meclisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin yasama meclisinin başkanıdır Nancy Pelosi. Dünyanın hiçbir ülkesine büyükelçi atayamazsınız. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçi atama kararını onaylayan makamın başkanı Nancy Pelosi. Yani Nancy Pelosi eğer Erivan'a geldiyse şu demektir. Biz Erivan'ın yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Azerbaycan Devleti'nin, Azerbaycan halkının ve Türk milletinin, büyük Türk milletinin burada kazanmaya çalıştığı 40 yılı aşkın süredir işgal edilmiş bölgenin yeniden özgürleşmesi, kutlu Türk bayrağının, Türk sancağının dalgalanmasına karşıyız demektir Nancy Pelosi'nin o Erivan'a gelişi. Yani eğer altılı masanın Yunanistan konusunda ne yapacağını düşünüyor isek, yani Yunanistan'ın Lozan'a ve Paris anlaşmasına rağmen silahlandırdığı adalara karşı Millet İttifakı ne yapıyor veya ne yapacak diye düşünürseniz, Sayın Meral Akşener'in yüzünde Rabbi Esir gördüğü Ekrem İmamoğlu Mitsotakis'e gidip sarılıyor. Ya da işte Yunanistan'daki mevkidaşı insanlarla diyelim, Yunan mevkidaşlarıyla sarılıyor. Ne zaman? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin yüzyıllardır, bin yıllardır
hürriyet gayesiyle yaşadığı bu bölgede ve Türk coğrafyasında verilen istiklal mücadelesinin karşısında yer alanlarla kucaklaşıyor. Evet. Kıbrıs hadisesinde ne yapıyor veya ne yapacak diye düşünürseniz o da ortada. Hiçbir konuda fikir beyan etmedikleri gibi Kıbrıs konusunda da fikir beyan etmiyorlar. PKK-KCK mevzusunda ne yaparlar, ne yapabilirler diye eğer bir analiz yapmaya kalkarsak orada da çok açık, aslında gizlemiyorlar. Mesela Meral Akşener açıklama yaptı bir televizyon kanalında. Diyor ki eğer bizim olmamızdan rahatsızlarsa bu masadan biz kalkalım HDP otursun diyor. Bu da bir aldatmaca. Bunların evet, zaten hepsini... Cumhuriyet Halk Partisi'nin reklamlardan HDP'den sonra konuşalım efendim. Yani... önemli bir noktada virgülü evet. koymuş olalım. Sayın Akşener'in farklı açıklamaları da var altılı masada kriz yaratacağı benziyor. Hepsini daha detaylı değerlendirelim reklamların hemen ardından. Kırılma noktasına devam ediyoruz. Reklamların ardından Ankara stüdyomuzda hukukçu Kürşat Türker Ercan, İstanbul stüdyomuzda gazeteci Ceyhun Bozkurt ve hukukçu Başbuğ Pınarbaşı ile birlikteyiz efendim her hafta olduğu gibi. Reklam öncesinde Sayın Pınarbaşı aslında ilk bölümde diyelim MGK kararları açıklanmıştı. Bildiğiniz gibi sıcak bir gelişme paylaştık. Ekranlarımızda da hala altyazı olarak yer alıyor. Bunları değerlendirdik ve altılı masanın aslında bu 7 maddede açıklanan, bildiride açıklanan 7 başlığa karşı tutumuna ilişkin bir öngörüde bulunuyorduk ki Sayın Pınarbaşı'nın sözünü kesmiştim reklamdan önce. Size efendim sözünüzü tamamlayın lütfen. Meral Akşener'in açıklamalarından da bahsediyordunuz. Yeni de bir açıklama yapmıştı. Kriz yaratabilecek bir açıklama olduğunu söylemiştim ben de. Biz noter değiliz, altılı masa noter değildir demişti. Bunu da ekleyerek bir soru şeklinde sözü size bırakayım. Evet, Meral Akşener'in sözü şu manada demek istiyor ki yani biz bu altılı masanın her almış olduğu kararı, birilerinin söylemiş olduğu sözü, yani Kılıçdaroğlu'nun ben adayım veya Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesini onaylama makamı değil altılı masa. Yani biz onaylamayabiliriz demek istiyordu Meral Akşener ve onu şöyle izah etti. Dedi ki eğer HDP ile olan bizim siyaseten karşı olmamızın birileri tarafından problem olarak görülüyorsa biz o masadan kalkalım HDP otursun dedi. Şimdi şöyle bakmak lazım. HDP'den neden rahatsız Meral Akşener ve bu rahatsızlığı sebebiyle hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki rahatsızlıkları hem de HDP'nin içerisinden gelen rahatsızlık seslerine karşı Meral Akşener böyle bir tavır aldığı görüntüsü ortaya koyuyor. Peki biz şuradan bakalım hadiseye. Biz HDP'nin nasıl bir siyasi pozisyonu var da rahatsız oluyor diyelim işte Meral Akşener'in partisindeki şahıslar. Ben bir Türk milliyetçisi olarak bu okumayı şuradan yapıyorum. HDP'nin söylediği şeylerden Cumhuriyet Halk Partisi nasıl farklı şeyler söylüyor? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP'nin bir farklı siyaseti var mı? Ben oradan bakmak istiyorum hadiseye. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden biri İzmir'de yaptığı bir açıklamada dedi ki İzmir artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarından ayrılmalıdır. İzmir Avrupa'nın bir parçasıdır. Biz de bunu onaylarız dedi mesela. HDP'li bir milletvekilinden bir farkı kaldı mı peki CHP'li bir milletvekilinin? Veya HDP'li bir milletvekilinin yapmış olduğu tespitlerden Cumhuriyet Halk Partililer ayrılıyorlar mı? Oradan bakmak lazım. İşte Diyarbakır'da bir milletvekili Diyarbakır'ın bir Kürdistan'ın bir parçası olduğunu
ana dilde eğitimin bir an önce tanınması gerektiğini söyledi bir CHP milletvekili. Daha sonra yine bir CHP'li milletvekili Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediklerini söyledi. Başka kendisi Kemal Kılıçdaroğlu tek başına yerel yönetimlerde özellik şartının kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Yine Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın seçimleri kazanacağını ve Selahattin Demirtaş'a şeref madalyası takacağını söyledi. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. CHP ile HDP'nin ne farkı var ki HDP'den rahatsız olmuyorsunuz da CHP'den rahatsız olmuyorsunuz da HDP'den rahatsız oluyorsunuz? Ya da HDP ile CHP'nin hangi alanlarda birbirinden farkı kaldı ki siz birinden rahatsız olup da diğerinden olmuyorsunuz? O yüzden burada yapılan bence bir cambaza bak oyunu. O yüzden Meral Akşener de şunun hazırlığını yapıyor. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilmez de bir başkası aday gösterilirse işte bak biz dedik oldu, hadi hep beraber destekleyelim diyecekler belki. Yani bir seçim stratejisi gibi bir oyun oynandığını düşünüyorum ben burada. O yüzden Meral Akşener'le HDP'nin, HDP ile CHP'nin, bu masada oturanların hepsinin baktığı yer aynı. Aslında Türkiye'de bir Cumhur İttifakı karşıtlığı siyaseti güdülüyor ve Cumhur İttifakı karşıtlığı siyaseti de bugün Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla açıklanan 7 başlıktaki 2 sayfa 7 başlıktan oluşan tüm konularda karşılar. O yüzden buradan bakmak lazım bu hadiseye. Yani Cumhur İttifakı'nın oluşturmaya çalıştığı Türk milletinin ve Türk devletinin geçmişten bugüne, bugünden geleceğe götürmek istediği devlet anlayışının topyekün karşısında bir ekip ve topyekün karşısında bir siyaset organizasyonu olarak görüyorum ben şahsen Millet İttifakı organizasyonunu. Peki, teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Şimdi bu noktadan önceki gece Mersin'de yapılan o kalleş saldırıya ve bu saldırının ardından da aslında hani HDP'nin CHP'den bir farkı kalmamıştır yorumunuzla birlikte Sayın Ercan'a döneyim ve bu saldırıya ilişkin, öncesi ve sonrasına ilişkin söyleyecekleriniz olduğunu biliyorum. O noktada söz size bırakayım. Şimdi tabii 26 Eylül 2022 gecesi işte birazdan konuşacağız. Sözüm ona gazeteci olduğu söylenen bir terörist. Beraberindeki teröristle birlikte Mersin TC'deki polis evine bir saldırı düzenledi kalleşçe. Bir polis memurumuz işte Sedat Gezer şehit oldu. Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Yine bir polisimizle birlikte bir sivil vatandaşımız da yaralandı bu terör eylemi sonucunda ve bu teröristler üzerlerindeki bombaları da patlattılar. O şekilde bir saldırı gerçekleşti. Şimdi her şeyden öte terörü öncelikle lanetleyerek ve şehidimize Yüce Allah'tan rahmet dileyerek sözümüze başlayalım. Gazilerimize de şifa dileyelim. Tez zamanda şifalarına kavuşsunlar, sağlıklarına kavuşsunlar ama. Şimdi olay olduktan itibaren konu, yani ben aslında bir Milliyetçi Hareket Partili olarak söylüyorum, üzülüyorum da. Konu Cumhuriyet Halk Partisi'ne de geldi. Tabii bu Özgür Özel işte bugün olayın akabinde çıktı, bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Efendim 10 yıl önceki bir raporda ne bir diyor? 188 rapor. Gazetecinin arasında sadece bir gazeteciye yer verdik. Bunu alıp bugünkü bir işte terör eyleminden CHP'yi sorumlu tutamazsınız gibi bir savunmaya girdi. Ha ben bu savunmanın hani videosunu da izledim. Eminim vatandaşlarımız da izlemiştir. Bu savunmanın yapılmak zorunda kalınması bile Cumhuriyet Halk Partisi açısından bizim zillet diye nitelendirdiğimiz şeyin ne kadar haklı olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partili yani
yönetimi kastetmiyorum bu sefer. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy ve gönül vermiş vatandaşlarımızın özellikle Mersin'de ne kadar ağır geldiğini düşünüyorum. Düşünsenize, ülkede bir terör eylemi oluyor. Bir polisiniz şehit oluyor, biri yaralanıyor, bir sivil vatandaşınız yaralanıyor ve canlı bomba eylemi aynı zamanda. Ve Cumhuriyet Halk Partisi açıklama yapmak zorunda kalıyor. Bu söyledikleri gibi efendim AK Parti'nin, efendim MHP'nin, efendim falan çevrelerin bir provokasyonu neticesinde çıkmıyor ortaya. Bu 10 yıl önce yayınladığınız raporda uyuyan bir hücreye gazeteci unvanı vermenizle oluyor. Şimdi bakın, eylemi gerçekleştiren terörist uyuyan bir hücre. Gazeteci kimliğiyle Mersin'de duruyormuş. Hı hı. Uyuyan hücreye talimat Kandil'den gelince, hadi o gün bugün git üstüne tak bombayı, yap terör eylemini talimatı gelince, bu beyni yıkanmış veya işte neyse artık, bu vatan haini terörist geliyor, eylemini diğer teröristle birlikte gerçekleştiriyor. Bunu unutmamak lazım. Şimdi siz o uyuyan hücreye saklanma kimliğini Cumhuriyet Halk Partisi olarak 10 sene önceki diyorsunuz ama yayınladığınız raporla vermişsiniz. Bir kere bunu unutmayalım. Şimdi nedir bu rapor? Belki izleyicilerimizden takip edemeyenler vardır. 2012 Aralık ayı ve 2013 Ocak ayı itibariyle yayınlanmış ya daha doğrusu görüşülmüş bir takım kişilerin gazeteci sıfatıyla bir listede yer vermiş Cumhuriyet Halk Partisi ve bu gazetecilerin efendim haksız bir şekilde cezaevine atıldığını iddia etmişler. Şimdi ben o rapordan, şimdi tabii Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Nurettin Demir, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileri. Veli Ağbaba ile Özgür Özel'i özellikle kamuoyu iyi tanıyor. Bunların hazırladığı rapor olduğu için zaten Özgür Özel bu kadar bağırıyor konunun üstüne. Kendini de savunuyor bir yerde. Şimdi nasıl tanıtmışlar raporda, bir oradan başlayalım. Adı soyadı Dilşah Ercan bu teröristin. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi İzmir. PKK örgüt üyeliği suçlamasından hükümlü. Dikkat edin. Raporda yazıyor, kendi raporunda. Özgür Özel çıkmış, elinde evrak sallıyor basın açıklamasında. Diyor ki 10 sene önceki diyor rapordan diyor bizi nasıl mesul tutarsınız? Ya o elinde salladığım belge de yazıyor. PKK'dan hükümlü PKK'dan olduğunun yargılaması bitip PKK üyeliğinden almış, hüküm aldığı o elinde salladığın evrakta yazıyor daha senin. Sen kimi kandırıyorsun? Efendim, tutukluluk nedenleri. Azadiye Velat gazetesinde muhabirlik yapıyor. Örgüte ilişkin propaganda, yürüyüş, gösterilere katılmaktan hükümlü. Tekraren belirtmişler. Tüm teknik eşyalarının kamera, fotoğraf makinesi dosya içine katılıp suç kanıtı sayıldığını söylüyor. Şimdi bu gazetecilerin bazılarına da mektup yazıp cevaplarını alıp onu da rapora dahil etmişler. Ha bu arada hükümlü olduğunu kendisi de söylüyor bu terörist. Verdiği cevap o şeyde. Sırt çantası da suç kanıtı sayılmış. Ne kadar, yani o raporda yazıyor bunlar, biliyor musunuz? Efendim tüm teknik eşyaları, kamera, fotoğraf makinesi. Valla 26 Eylül gecesi elinde fotoğraf makinesi yoktu. Teknik eşya dediğiniz buysa o raporda. Sırt çantası da suç kanıtı sayılmış ve el konulmuş deniliyor raporda. O sırt çantasının içinde bomba vardı. Yaptığı haberlerde kanıt olarak gösterilmiş. Azadiye Velat gazetesi dediğiniz gazete, ben baktım. Livlik sitesinde, Livlik diye bir site var ya. PKK'nın Türk askerlerini pusuya düşürdüğü görüntüleri yayınlayan bir gazete. 2016'da da kapatıldı. Bakınız 2012-2013 bu raporun tarihi. Bu Azadiye Velat denen gazete 2012'de Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapatma almış. Birçok defa kapatma almış. Alma sebeplerinden birisi bizim kahraman Mehmetçiğimizin pusuya düşürüldüğü videoların yayınlanması. Raporun yayınlandığı tarihte böyle bir gazeteden bahsediyoruz. Bunlar sanki gözden kaçacak bir şeymiş gibi, bir konuymuş gibi Özgür Özel çıkmış, elindeki raporda yazıyor senin zaten onun PKK'lı olduğu, çıkmış milletin gözünün içine baka baka laf ebeliyle yalan söylüyor. Veli Ağbaba aynı raporu
kamuoyuna tanıtırken ne diyor? Efendim, yaptığımız araştırmalar neticesinde baktık ki bu insanlar içerisinde ne tecavüzcü, efendim ne hırsız, ne suç örgütü üyesi ve ne eli silah tutan teröriste görmedik, rastlamadık diyor. Kamuoyuna sunarken bu raporu. Sizin raporunuzda yazıyor adamın PKK'lı olduğu. Azadiye Velat gazetesinin ne iş yaptığını herkes biliyor. Haberlerine baksanız yeterli. Dolayısıyla bugün çıkmışlar, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, her şeyi geçtim. Bizden yaşça büyük izleyicilerimiz varsa hatırlayacaklardır. Bu HADEP'le ittifak yapıp bunu meclise sokan, işte 91 senesinden bahsediyorum. İsim falan vermeyeceğim başka siyasi tartışmalara yol açmasın diye. Hayırdır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP, HADEP konusunda bir görüş değişikliği mi oldu da 10 seneki önceki rapordan bizi sorumlu tutmuyorsunuz diyorsunuz. Daha geçen hafta işte Elazığ'daki gakkoşlar milli bir tavırla kente gelecek Kılıçdaroğlu'na Demirtaş'a şeref madalyası takacağım sözünü pankart yapıp bu soruya cevap verebilir mi diye bir tepki olarak Elazığ'daki gakkoşlar böyle bir pankart yaptı, koydu. İşte az önce bahsettik. Siz de geçen program ben yoktum konuşmuşsunuz. Kılıçdaroğlu ne yaptı? Bu saray provokasyonudur dedi, gitti. Kılıçdaroğlu'nun göğsüne madalya takacağım pankartının önünde gururla poz verdi. Yani siz terör hükümlüsü 12 ayrı suçtan yargılanmakta olan, bundan tutuklu Selahattin Demirtaş'a zaten şeref madalyası takmayı söyleyen bir genel başkanın partisinde siyaset yapıyorsunuz Sayın Özgür Özel. Yani siz neyi savunuyorsunuz? Geçtim, aynı basın toplantısında Özgür Özel çıkıyor, diyor ki biz sözümüzün arkasındayız diyor. Selahattin Demirtaş'a yapılan haksızlıktır, hukuksuzluktur. Her geçen günü de diyor cezaevinde göğsüne takacağı şeref nişanesidir diyor. Mersin'de şehit vermişim. Sen onu gazeteci ilan etmişsin. Daha evvel de iki tane avukat bunları böyle öğrenci mağdur ilan etmişlerdi. Bir tanesi gitti savcımızı şehit etti. Bir tanesi de gitti karakol bastı. Bunların yine Veli Ağbaba, hani o medyaya o gazeteci raporunu sunan Veli Ağbaba, hani diyordu ya eli silahlı terörist bulamadık. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir operasyonunda çatışırken etkisiz hale getirilen teröristi meclise getirdi, basının önüne çıkardı. Videoları dolaşıyor sosyal medyada. Eli kelepçeli, böyle işte steteskopla elini kelepçeliyor falan. Güya mağdur öğrenci pozu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi her fırsatta avukatın, savcının, hakimin, doktorun, Türk Tabipler Birliği'nde bir avuç yönetimde bir bölücülük aparatı haline gelmiş bir yapı var. Her defasında tepkimizi dile getiriyoruz. Doktorun, gazetecinin arkasına sığınıp terör örgütlerine yol ve yuva yapıyorlar. Bunu sürekli tekrar ediyorlar. Mersin özelinde bir hususa daha işaret etmek gerekir. Mersin milletvekilimiz Sayın Olcay Kılavuz İçişleri Bakanlığı'na bir soru sordu. Cevap geldi. 30'dan fazla terör iltisakı olan adam çalışıyor, tespitli. Üzerine operasyon oldu. Bu eylemden önceki operasyonları kastediyorum. Ardından da bugün yine işte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın terör propagandası suçundan hükümlü birini almış. Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı üst yapıyor. Üst düzeyde bir yönetici. Evet. Onun gözaltı görüntüleri kamuoyuna yansıdığı için konuya buradan geldim. Operasyonlar devam ediyor. Şimdi biz mahalli idareler seçimine giderken Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı Devlet Bahçeli Bey ne demişti? Eğer Millet İttifakı bu seçimlerden güçlenerek çıkarsa bu bir beka problemidir demişti. Bir takım güruh, işte gazetecisiyle, akademisyeniyle, siyasetçisiyle ne dedi? Ya olur mu öyle şey? Belediye işte hizmet makamıdır.
mahalli idareler seçimine beka problemi olarak bakmak zeka problemidir, zeka sorunudur diye dalga geçmişti. Bakın bugün geldiğimiz nokta bu. Uyuyan hücreye talimat geliyor, bombalı, silahlı eylem gerçekleştiriyor. Devlet Bey bir grup konuşmasında uyarmıştı. Yarın bir gün belediyede çalıştırdığınız bu PKK'lıya Kandil'den talimat gelse, İstanbul'un içme suyunun içine zehir atacaksın diye yapmaz mı? Yapmaz mı? Hakeza canlı yayında gözaltına alınan bir belediye çalışanı vardı hatırlarsanız. PKK militan oldu, böyle kimlikle fotoğrafı var. Elinde ağır nam şey makinalıyı tutuyor, şurada da kimliği duruyor. O da uyuyan hücre olduğu ortaya çıktı sonradan. Şimdi biz bunları söylerken Sayın Genel Başkanımız bu ikazlarda bulunurken boşuna bulunmuyor. Boşuna ikaz etmiyor. Ama şunu unutmamalı, Sayın Pınarbaşı çok güzel hatırlattı. Özellikle o İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir projesi var. Bunların gençlik yıllarına dayanıyormuş bu projeleri bu ara. Öğrencilik yılları hayalleri. Ayrı para bastırıyor İzmir'e, ayrı bayrak diktiriyor İzmir'e. Yani İstanbul'la ilgili yani. De böyle şeyler söz konusu. Ben onlara şunu hatırlatmak isterim. Bu ülkede 1397 idi en son. Tabii belediye statüsü kazanan oldu, kazanmayan oldu vesaire, rakam değişmiştir. Bu ülkede belediye sayısı 1397 olabilir ama devlet tektir. Bunu unutmasınlar. Devlet de gereğini yapar. Hele hele böyle terör örgütlerini aklayan, arkalayan, zaten teröristse, teröre destek veriyorsa bunu hem adli olarak hem millet vicdanı olarak yargılarız. Ama aklayan, arkalayan varsa bunun millet hesabını keser. Bu şehitlerin de hesabı sorulur diyor. Peki. Teşekkür ederiz. Aslında da dört başı marmı bir şekilde toparladınız bu konuyu. Şimdi ben bu noktada hemen Ceyhun Bozkurt'a döneyim. Gazetecilik ya da basın özgürlüğü, işte bu tutuklu gazeteciler raporu başlıkları kullanılarak az önce Sayın Ercan'ın bıraktığı noktadan terörü arkalamak ya da alenen lanetleyememek ve son Mersin saldırısına da baktığımızda ortaya çıkan durum bize neyi gösteriyor? Şimdi Sayın Arslan, Türkiye'de özellikle o Amerikan destekli işte bizim çocuklar denilen 12 Eylül'den sonra bir zehir zerk edildi. Şu 90'dan sonra özellikle de zaten tek kutuplu dünyada yoğun bir şekilde küreselci bir zihniyetle, küreselleşme adı altında Türk demek, Türk milleti demek, ondan sonra bu çerçevede savunma yapmak fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü değil, tam tersine faşizm, statükoyu savunmak, işte ne kadar olumsuz ifade varsa o çerçevede değerlendirilir. Ancak Türkiye'nin adım adım parçalanmasına gidecek, hatta doğrudan parçalanmasını savunan fikirler de fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirildi. Bu bir zehirdi. Küreselci aklın bize yaymaya çalıştığı bir zehirdi. Çünkü istedikleri şuydu, Türkiye'yi istedikleri dizaynı verebilmeleri için bir şekilde bunun propagandasını yapacakları araçların, gereçlerin önünü açmak. Bu çerçevede de bu araçlara, gereçlere ve buralarda bulunan ne kadar işte kullandıkları isimin önünü açmak için, açtıkları isimlerini, önünü açtıkları kişilerin karşısına çıkanlara bir taarruz yapıldı. Hangi fikirde olursa olsun, milliyetçi, ülkücü, Atatürkçü, muhafazakar, mütedeyyin, hangi düşüncede olursa olsun, Türk ulus devletini, Cumhuriyet'in o ilkelerini, anayasanın ilk dört maddesini savunan herkese bir taarruz yapıldı. Ve bunların da karşısındakilerin de önünü açıldı. Ve bu çerçevede terör örgütlerinin yayın organları da fikir özgürlüğü kapsamında, yayın organı da demeyeyim, paçavraları diyelim, fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü kapsamında basın kuruluşu olarak adlandırıldı. Şimdi zaten az önce Sayın Ercan çok güzel değindi o konuya. Yani şimdi bir kere Sayın Özgür Özel diyor ki ya biz nereden bilelim, deyim yerindeyse bu ifadeyi kullanıyor, biz 11 sene sonra bu kişinin terör eylemi yapacağını.
Şimdi bir kişinin 11 sene sonra terörist olup olmayacağını kimse bilemez. Ama o kişiyle ilgili 11 sene önce devlet bir devletin hukuku, Türk hukuku, Türk yargısı bir karara varmış ve bu PKK, KCK şeklinde örgüt üyeliği noktasında somut verilerle aktarılmış ve hüküm verilmiş ise zaten 11 sene önce bu tespit yapılmış bir. İkincisi, terör örgütünün yayını olduğunu, bakın ben yaklaşık 22 senedir basın sektöründeyim. Stajyer muhabir olarak başladım 2000 yılında ve o tarihten itibaren az çok daha da yoğunlaştığım için, bir süre sonra alan olarak da güvenlik, istihbarat, terör çalıştığım için biliyorum. Bu yayın organı, Azadiya Velat isimli yayın organı, az önce Sayın Ercan'ın da aktardığı gibi terör örgütünün çoluk, çocuk, bebek, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden yaptığı sivil katliamları, gerçekleştirdiği terör saldırılarını güvenlik güçlerimize yönelik, şehitler verdiğimiz terör saldırılarını doğrudan öven, bunun propagandasını yapan bir paçavra. Yani bir gazete, bir basın kuruluşu değil. Ve bunu ben 2000 yılında daha stajyer muhabirken biliyordum. Daha öncesinde de gündemi takip eden bir Türk genci olarak biliyordum. Ben bir ek yapabilir miyim? Bakıyoruz. Sayın Bozkurt, bir ek yapalım. Tabii ki. Ya sırf var ya o terör eylemini gerçekleştiren o teröristin bulunduğu o raporun sayfası 53 galiba, 53. sayfaydı. Yanlış hatırlamıyorsam baktık. İşin açığı ben o raporu daha önceden biliyorum da hani yeniden gündeme gelince açtık okuduk. Sırf o sayfada var zaten ya. Yani sadece bu dünkü eylemi gerçekleştiren terörist değil. O sayfada var. Sırf o sayfada var 3-4 tane daha. İşte bu dediğimiz minvalde ben, gazeteci kimliğine bürünmüş. Bir hatırlatma yapayım mı Sayın Ercan? Çok güzel bir noktaya değindin çünkü bizim de meslek alanımız. Semra Güzel'in dağda yan yana fotoğrafı çektirdiği sevgilisiyle sözlüsü, nişanlısı her neyse, Volkan Bora isimli terör örgütü militanı, 2017'de güvenlik güçlerimizin karşısına çıkan o militan, dağ kadrosundaki militan, dağ kadrosuna katılmadan önce nerede çalışıyordu? Evet. Örgütün paçavralarında, yayın organı denilen paçavralarında çalışıyordu. Örgüt nerede görevlendiriyorsa bu militanlar orada çalışıyorlar. Yani oraya geleceğim. Azadiye Velat, Özgür Gündem, Dicle Haber Ajansı, bilmem başka başka isimlerle yayınlanan şey. Takip ettiğimiz için biliyoruz bunları. Belki vitrin olarak, vitrin süsü olarak bir iki kişiyi işte sadece kalem kullanan tipleri yazdırıyorlardır ama onun dışındakiler örgüte müzahir, hatta bazıları doğrudan örgüt hiyerarşisi içinde yer almış militanlar, örgüt propaganda alanında kullanmak istediği zaman o alana sevk ediyor. Bu paçavralarda çalışıyorlar. Eğer burada kullanmayacaksa, artık iyice deşifre olmuşsa, İşte hakkında kovuşturma, soruşturma gerçekleşmişse de daha kadrosunu alıyorlar. Volkan Bora böyle biriydi. Baktığımız zaman Mersin'de saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü militanı, o terörist böyle biri. Yani şimdi işte sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Şimdi bu yayın organlarına bakın, hangi düşüncede olursa olsun tekrar vurgulayalım. Yasal ve Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasıyla, Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle bir problemi olmayan yasal siyasi partilere destek veren, siyaseten onlarla yan yana duran yayın organlarında çalışan ve bu çerçevede fikirleri olan gazetecilerin elbette ki her fikri Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüyle sorun olmadan, vatan bütünlüğüyle sorun olmadan aktarabilecekleri, ülkemizin geleceğine katkı yapması için, ki bunu biz siyasette de söylüyoruz, muhalefeti eleştirirken de söylüyoruz, gazeteciler açısından da geçerlidir. Sorunları dile getirmesi son derece doğaldır. Bu vatandaşın sorunu olabilir. Ondan sonra bir mesleğin sorunu olabilir, diğer sorunlar olabilir. Elbette ki sorunlar dile getirilir. Çünkü bu insanımız için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için, Türk insanı için faydalıdır. Artı gazeteci
emperyalistlerle, işbirlikçileriyle mücadele eden aynı zamanda devletinin yanında olur. Bunun geçmişte çok sayıda örneği var. Bunu da destekler. Ama terör örgütlerinin yayın organı olduğu bilinen paçavraların basın kuruluşu olarak adlandırılmasını ben bir gazeteci olarak kabul etmiyorum. Onlar gazete değil. Göremedik. Yani şimdi o açıdan bakıldığında sorun buradan kaynaklanıyor. Temel sorun buradan kaynaklanıyor aynı zamanda. İkincisi bir iki cümle daha söyleyeyim. Sayın Pınarbaşı'ya bırakayım. Saldırının gerçekleştiği yerin de önemi var. Bakın Mersin ki Sayın Ercan çok iyi biliyor Mersin. Neden Mersin olduğunu aslında söylediniz. Tabii yani Mersin Doğu Akdeniz jeopolitiğinde son derece stratejik bir nokta. Demografik açıdan zaten çok fazla göç aldığı için örgütlerin de aynı zamanda yoğunlaşmaya çalıştığı bir nokta. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Emniyeti, Türk Polisi ciddi çalışmalar yapıyor. Operasyonlar yapıyor. Şimdi Mersin'de terör örgütlerine aman vermemek için. Artı siyasi boyutta da maalesef yaşanan bazı gelişmeleri Sayın Ercan aktardı. İşte belediyede terör örgütünün mensubu olduğu iddialı üst düzey isimlerinden bir tanesi tespit ediliyor mesela. Şimdi Doğu Akdeniz jeopolitiği az önce konuştuğumuz konularla bağlantılı. Uzatmama gerek yok. Türkiye'nin tersane yapmayı düşündüğü bir kent. Çünkü Doğu Akdeniz jeopolitiğinde mavi vatanı savunmasında Türk donanmasına destek açısından tersane son derece önemli bir katkı. Bu açıdan da ele almak gerekiyor. Türkiye'ye bir mesaj. Bir taşla birden fazla kuş vurmaya çalışıyorlar. Son cümlemde şu. Örgüt hakikaten dağılıyor. Bakın bu bir bilgi. Örgüt hakikaten ciddi sıkıntıda ve kendi tabanı da dahil olmak üzere mesaj vermeye çalışıyor. Bakın hala ayaktayız ama ayakta olmadığını görüyoruz. Yani aldığı darbeler, bu da bir bilgi olarak aktaralım. Ayakta kalmaya çalıştığına yönelik, Türkiye'ye yönelik deyim yerine ise sivrisinek ısırığı yapmaya çalışıyor. Lütfen. Ama o sivrisineklerin de sonu ne olacağı biliniyor yani. Ben bir cümle ilave yapayım. Sosyal medyada şeye rast geldim. Efendim hani devlet ayakkabı numarasına kadar teröristi biliyordu da nasıl oldu bu iş diye. Uyuyan hücre. Hı. Uyuyan hücre dediğiniz şey emrini bekler. Bir kimliğe bürünür. Öyle yaşar, emir geldiği gün görevini yapar. İşte bu, yani görevden kastım, sözüm ona görev. Yani terör örgütü Kandil'den gelen emri yerine getirir. Ve işte siz uyuyan hücreye, Cumhuriyet Halk Partisi, siz uyuyan hücreye sosyal hayatta yaşayacağı kimliği siz vermişsiniz zaten. Siz vermişsiniz. Belediyeler de bunlarla dolu. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Milli güvenlik problemi derken bunu bahsediyoruz, bunu anlatıyoruz. İnşallah Mersin'deki vatandaşlarımız başta olmak üzere. Şimdi Atatürk'ün Mersin'le ilgili bir sözü var. Mersinler, Mersin'e sahip çıkınız diye. Evelallah Mersinli sahip çıkar ama hani bizim anlattıklarımız belki başka partideniz falan diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy ve gönül vermiş vatandaşlarımız belki bizi dinlemez. Bir kulaklarından girer, bir kulaklarından çıkar ama yani CHP'nin içinde Atatürk'e kim sahip çıkacak? En azından bu soruyu bir sorsunlar. Çünkü Atatürk'ün vasiyeti bu, Mersinler Mersin'e sahip çıkınız diye. Dolayısıyla devlet terörle mücadelede sıkıntısı yok. Yani ayakkabı numarasına kadar eyvallah teröristi biliyor ama işte bu uyuyan hücrelerin çıkıp gelmesi meselesi. Uyuyan hücreye de sen Mersin'de yaşayacak kimliği Cumhuriyet Halk Partisi olarak çoktan vermişsin. Vermeye de devam ediyorsun. Başkanlıkla kazandığın belediyelerde o unutulmasın. Belediye meclislerinde Cumhur İttifakı kazandı mahalli idareler seçimini. Birkaç bir yerde başkanlık kazandık diye devleti ele geçirdik, iktidar olduk, hakimiyeti ele geçirdik sanmasın. Bunu ilave etmek istedim. Tamam, çok teşekkür ederiz. Şimdi aslında söylediğiniz cümleler üzerinden sözü Sayın Pınarbaşı'na bırakırken şunu da eklemek isterim. Siz de hem altılı masayı değerlendirirken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde değerlendirirken vurgulamıştınız, altını çizmiştiniz. Şimdi biz de son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını geçiyoruz. CHP bir milli güvenlik sorunudur açıklamasında bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili değerlendirmeleriniz nasıl olacak diye size sözü bırakmış olayım. Evet, şimdi teşekkür ederim. 1980 öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi romantik davranarak bu bölücü ve yıkıcı yapıları demokratik talepler, demokratik
özgürlükler adı altında siyasete entegre etmeye çalışmıştı. Aynısını 1990'lı yıllarda da yaşamıştık. Sosyal Demokrat Halkçı Parti döneminde bu bölücü yapılar Türk siyasetinde yer almaya çalışmış ve meclis kürsüsünden bölücü ifadelerde bulunmuşlardır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yine aynı sürece doğru Türkiye'yi çekmeye çalışıyor veya çekiyor diyelim. Çünkü romantik davranıyor. Yani işte özgürlükler, demokratik haklar vesaire gibi uluslararası hukukun ilkelerini ve prensiplerini romantik bir şekilde siyasete alet ediyor ve bölücü yapıları siyaset alanına doğru çekme gayreti gösteriyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında %100 destekliyoruz ve gayet doğru söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi kendi mecrasından koparılmış, kendi kaynağından çıkmış. Biraz önce yine Sayın Kürşat Ercan'ın söylediği Agamemnon'u öven bir İzmir Belediye Başkanı, bir tarafıyla PKK marşlarıyla belediyeyi teslim alan Ekrem İmamoğlu'nun gidip onları övmesi. Yani şöyle düşünün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarında bir kazanan diyelim belediye başkanı, Diyarbakır Belediye Başkanı, Diyarbakır Belediyesi'ni teslim alırken mazbatasıyla beraber PKK marşlarıyla teslim aldı ve onu görevden alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargısına karşı İstanbul Belediye Başkanı gidip onunla beraber poz verdi. Daha sonrasında da Diyarbakır'da yapılan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli Türk polisinin, askerinin ve güvenlik kuvvetlerinin, istihbaratının yapmış olduğu mücadeleye karşı HDP kadrolarının açmış oldukları ne diyelim resim sergisinde veya tırnak içinde anıtında Ekrem İmamoğlu fotoğraf verdi. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi daha önce 1980 öncesinde 1990 yıllarında gelmiş olduğu çizgiyi yeniden tabiri caizse menfi manada yakaladı. Türkiye'de ne kadar bölücü, yıkıcı unsur varsa Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden yeşertiyor ve onların sözcülüğünü yapmaya çalışıyor. Ve ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni işgal etmiş bu kafa yapısı bu partinin içerisinden siyaset etmeye çalışıyor. İşte Cumhur İttifakı'nın ve Sayın Genel Başkanımızın Anadolu'nun her ilçesinde bunu anlatmak zorundayız, Türk milletini uyarmalıyız dediği de bir gerçek ve biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte Bengü Türk kanalının canlı yayında da üç Türk milliyetçisi olarak, bir milliyetçi ülkücü olarak bunu anlatmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi işgal altında. Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının ve tabanının bunu bir an önce görmesi lazım. Yoksa önümüzdeki seçimler, Haziran seçimleri veya tarihi henüz belirlenmemiş seçimler şunu gösteriyor. Cumhur İttifakı siyaseti özellikle 2016-15 Temmuz'unun sonrasında Türk milletinin inisiyatifiyle kurulan, Türk milletinin omuz omuza kurmuş olduğu Cumhur İttifakı, Türk milletini aydınlatmak ve bu coğrafyada ayakta kalma mücadelesi vermek üzere kurulmuş bir ittifak. İşte diğer tarafın yapmış olduğu davranışlar, Mersin'de ortaya Türk polisinin şehit olması hareketi karşısında durmak zorundayız. Bunun da karşısında durmanın da siyaseten modeli Türk milleti tarafından inşa defalarca söylediği üzere Cumhur İttifakı birlikteliğidir. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği yeri anlatan sizin biraz önce söylediğiniz cümlesi ne yazık ki bir gerçektir yani. Eğer bir siyasi parti bölücü, yıkıcı, Türk milletinin değerlerine, Türk milletinin polisine, askerine, öğretmenine, öyle değil mi, vatandaşına kasteden yapıların savunuculuğunu yapabiliyorsa
Bu bir handikaptır. Yani bu bir siyaset olamaz. Eğer siyasetin yapıldığını, siyaset yaptığını iddia edenler Türk milletinin polisini, askerini öldürmeye kastetmiş, bugün gazeteci olarak gördüğünüz aslında bir terör unsuru olan, emir komuta zincirinde eylem yapabilen bir yapı varsa bu ülkede, bu işler acısı bir durum. FETÖ de aynısını yapmadı mı bizim ülkemizde? Yani Türk subayının kıyafetini giymiş bir Türk pilotu diyelim. Ya Türk pilotu diyemeyiz, sıfatı Türk olamaz onların da. Yani Türk milletinin uçaklarına binip özel harekat polislerini şehit etmedi mi bu ülkede? Biz bunları görmedik mi? Yani Türk milletinin demokrasisinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamadılar mı? Yani eğer bir komuta zincirinde, emir komuta zincirinde bekleyen hücreler varsa bu ülkede, bunlar Türk milletinin görmesi gereken, ki görüyor Türk milleti, hadiselerdir ve ona göre tedbirlerinin de alınması gerekir. Evet. Ve Cumhur İttifakı her gün bunun tedbirlerini almakta ve geliştirmekte, gece gündüz de bunun çalışmalarını yapmaktadır. Yani hakikaten bir Türk milliyetçisi, bir Türk avukatı olarak bu hadiseleri duydukça çok büyük rahatsızlık duyuyorum. Yani nasıl olabilir bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı Mersin'de eylem yapan bir kişiyi savunabilir? Bunlar Türk siyaseti açısından hakikaten handikap. İnşallah Türk milleti bunu görür. Türk siyasetinin diğer tarafında diye nitelendirdiğimiz siyasi partiler de bu gerçek ışığında artık hareket etsinler. Yani bu altılı masa denen masanın bir an önce gerçeği görmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki. Şimdi Cumhur İttifakı çalışmalarınız da devam ediyor dediniz. Bu noktada hemen ben Kürşat Türker Ercan'a döneyim. Biraz saha çalışmalarını sorayım size. Konudan kopmuşuz gibi algılanmasın ama sonuçta halk ne diyor, saha ne diyor, sizin izlenimleriniz neler? Evet, biz ekranlardan söylüyoruz, anlatıyoruz ama yansımalarının ne olduğunu siz birebir görüyorsunuz. Yani şöyle, Milliyetçi Hareket Partisi olarak az önce de ifade ettim. Aşağı yukarı önce tabii bölge toplantıları, il toplantıları, onları saymıyorum. Yani istişare ve il toplantılarını saymıyorum. İlçe ilçe bir senedir, aşağı yukarı bir senelik zaman diliminde ilçe ilçe neredeyse bir buçuktur diyelim ona, Anadolu'yu turladık. Yani ilçe ilçe gezdik, karış karış gezdik deyim yerindeyse. Sayın Genel Başkanımız da malumunuz 4 Eylül'den bu yana her hafta sonu olacak şekilde 4 büyük miting gerçekleştirdi. İşte Sivas, Bursa, Kayseri ve Erzurum olmak üzere. Bundan sonraki projemiz benim köyüm sohbet toplantıları konseptinde olacak. Yani deyim yerindeyse köy köy gezmeye başlayacağız. Lafı çok uzatmayayım. Bu gezilerimizin amacı, bir siyasi partinin işte seçim kazanırken gidip seçmene sadece bu klasik amaçla hareket etmiş bir çalışma değil. İşte bu programlarda, bugünkü bu programda konuştuğumuz, yine az önce programa girerken Milli Güvenlik Kurulu toplantısının başlıklarından oluşan Cumhur İttifakı'nın kazanımlarını ve bunları kaybedebileceğimiz gerçeği üzerine vatandaşımıza bunu anlatmak. Dolayısıyla bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaştan aldığımız tepkilere gelince, şimdi sosyal medyada önemli bir video geziyor son günlerde. Aslında uzunca bir süredir geziyor. İşte İP Genel Başkanı'nın böyle işte vatandaşın derdini dinlediği bazı videolara. Yani biz diğer siyasi partilerden farklı maksatlarla, farklı yöntemlerle, farklı bir siyasi çalışma güttüğümüz için zaten bizim öyle videolara, şuna buna ihtiyacımız yok. Biz biliyorsunuz kamuoyu araştırma şirketlerine kamuoyu oluşturma şirketleri adını diyorsunuz, verdiğimiz evet, için. Doğru. Sayın Genel Başkanımız söylüyor. Bizi anketlerde aramayın. Camide, cemevinde, bahçede, pazarda, burada arayın Milliyetçi Hareket. İnsanların gönüllerinde arayın diyor. Dolayısıyla bizim o yöntemlere tevessül etme gibi bir şeyimiz yok. Ama görüyorsunuz işte çıkartıyor. Açız, açıktayız diyor. Kendi partisinin kadın kolları başkanı çıkıyor. Bir tanesi çıkıyor, ben esnafım diyor, evime ekmek götüremiyorum. Adam Range Rover'un önünde pozları var, biniyor. Ama reklam olmasın, marka vermeyelim. Çok özür diliyorum. Bir hukukçu olarak da dikkat etmem gerekiyordu.
efendim vesaire vesaire. Yani milletimiz biliyor bu tabloları, bu manzaraları. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir senelik çalışmalarına gerek MYK üyelerimiz, MDK üyelerimiz, milletvekillerimiz, genel başkanımız, ilçe genel başkan yardımcılarımız olmak üzere katıldığımız bu etkinliklerde, kendimin de katıldığı, biz Allah'a şükür böyle bir olaya tevessül etmedik. İlave bu tip olaylara tevessül eden siyasi partilerin vatandaşın tepkileriyle de karşılaştığı videolar görüyoruz. Bunları kurgusal olarak yapamazsınız. Yani tiyatro olanlarda bir ilgi veya yakarış var ama gerçek olanlarda değil, tepki var. Kendi partilileri aynen öyle. Yani onu ifade etmeye çalışıyorum. Ben yani aşağı yukarı işte bir sene oldu. İlçe ilçe gezdik Anadolu'yu. Biz Allah'a çok şükür o partilerin o videolarda düştüğü durumlara düşmedik. Çünkü hakkı tutuyoruz, hakikatin yanındayız, hakkı kaldırıyoruz, yükseltmeye çalışıyoruz. Vatandaş da adayı belli, kararı net, anayasa çalışması net, işte HDP ile kapalı kapılar ardında anayasa çalışması yapmayan siyasi partiyi biliyor, görüyor. İster onaylasın, ister onaylamasın. Yani vatandaş görüyor bu netliği, bu samimiyeti. Dolayısıyla bunlarla karşılaşmadım. Bunlar izlenim olarak aktarıyorum. Yine işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı mitinglerine başladı başlayası anket şirketlerini ve özellikle altılı masayı da büyük bir korku kapladı. Hep bu konuda şunu söyleriz. Anket şirketleri her seçim öncesi MHP'ye bir oy biçerler. İşte 3, 4, 5 falan bir oy biçerler. Seçim olur, gerçek oyumuz ortaya çıkar. Baktığımızda her seçimde gerçek aldığımız oyun yarısı bile değildir anket şirketlerinin bize biçtiği şey. Yani şimdi saygıdeğer genel başkanımız mitinglerine başladı başlayasıya işte Sivas'ta meydan doluydu. Kayseri yıkıldı, Bursa yıkıldı, hakeza Erzurum öyle. Şimdi bunları bir yani bunların ortaya koyduğu rakamların gerçek olmadığı da ortaya çıktı. Dolayısıyla bir sıkıntımız yok. Çalışmaktan yana da, uğraşmaktan yana da bir sıkıntımız yok. Biz 4 senedir istikrarı yaşatmaya çalışıyoruz bu ülkeye. Bunun da devam etmesini istiyoruz. Peki. İstikrarı, huzuru kim istemez ki? Ama karşı tarafa baktığımızda ne proje var, ne istikrar var, ne yol yürüdükleri adamların bu memlekete hayrı var, hayrı olmadığı gibi işte zararı var, kan döküyorlar. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kürşat Türker Ercan, değerlendirmeleriniz için. Son sözü bu noktada Ceyhun Bozkurt'a bırakayım. 3 dakikamız kaldı. Yaşımız ortaya çıkacak. Birlikte meslekte çalıştığımız zamanlar da oldu. Oradan acar muhabirlik zamanlarını da biliyorum bir gazeteci olarak değerlendirdiğinde. Aslında her seçim öncesi ülkeyi sokulmaya çalışan kaostan koruyacak olan bu belli tutum mudur? Çünkü bir tarafta bir belirsizlik var, bir tarafta da bir netlik var açıkçası. Yani şöyle, diğer tarafta belirsizlik henüz ortaya bir şey konmadığı için var ama bir bütün fotoğrafa baktığımızda Biden'ın açıklaması, ondan sonra Rand Corporation raporları, Batı basınını izleyince zaten takip edince Türkiye ile ilgili aktarılanlar, işte az önce aktardığımız cümleler, mavi vatan agresif dış politika gibi benzeri cümleler aslında 6 artı 1 masasının kendi tabanına bile aktarmadığı bir politika olduğunu gösteriyor aslında. Bir politika var. O politikanın fotoğrafını görebiliyoruz. Mesela işte 180 derece dış politikayı değiştireceğim demek, az önce işte programın başında Milli Güvenlik Kurulu toplantısında aktarılan politikalarda, ki hepsi hemen hemen terörle mücadele de dahil olmak üzere dış politika konusudur aynı zamanda, güvenlik politikalarının yanında. Burada farklı bir politika izleneceğini gösteriyor ki bu Türkiye'yi ciddi sıkıntılara sokacaktır. Bakın o artı birden bahsettik, tekrar hatırlatalım, daha yeni. Bakın uluslararası anlaşmalardan bahsediyoruz. Anlaşmalarda gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasından bahsediyoruz. Bir ülkenin, Yunan halkının
hakkının aslında ülkelerinin gasp edildiğinden, işgal edildiğinden bahsediyoruz. Ciddi bir silahlanmadan, Yunan halkına verilmesi gereken, belki de ekonomik sıkıntılarını çözmesi gereken paraların silahlara ayrılmasından bahsediyoruz deyim yerindeyse. Yani biz kendi ülkemizin savunmasını zaten yapıyoruz. Ek olarak bir de gidiyoruz Yunan halkının, oradaki masum insanların hakkını şey yapıyoruz. O artı bir ne diyor? Hiç Yunanistan'ın silahlanmasından bahsetmiyor. Türkiye'ye yönelik her türlü savunma sanayi gelişince huzursuz olan artı bir ne diyor? Diyor ki biz diyor şimdi bir taraftan da bunlar diyor Yunanistan'ı tehdit ediyor diyor. Orada da Yunanistan'ın yanındayız diyor. Şimdi 6 artı 1 masasının özü bu cümledir. Az önce Sayın Pınarbaşı çok güzel aktardı. Birçok şeyde. O İP ve CHP arasındaki karşılaştırmayı yaparken birçok şeyde biz karşı duruyoruz ama masadayız. Birçok işte burada karşı duruyoruz ama masadayız diyemezsiniz. Şimdi o, burada o zaman bir de dünyayı hatırlayalım. Demek gerekir. Aynen oturmayın o zaman o masada. Bir de bir cümlede şeyi hatırlatalım. Son cümle. Bakın, 30 saniye kaldı. Bir, dünya deyim yerindeyse patlamaya hazır bomba. Kuzey Akım 1 projesi patlatılıyor, şey yapılıyor. Önemli gelişmeler var. Ülkeler geriliyor, savaşa hazırlık var. Hı hı. Şimdi siz olsanız hangisine emanet edersiniz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni diyerek Cumhur İttifakı'nın gelecek projelerini 6 artı 1 masasını izleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bozkurt. Sayın Pınarbaşı çok teşekkür ediyorum. Sayın Ercan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bir kırılma noktasında tamamlamış oluyoruz böylece. Sevgili seyircilerimize de teşekkür edelim. Az sonra Elif Yıldırım gece haberlerinde sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.